İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Fırat Doğan, Türkiye Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Vakfı TESER'in araştırma direktörüyüm. İstanbul Hepimizin Girişiminin üyesiyim. Bugün İstanbul'da değişen sosyal hizmetler anlayışı üzerine konuşacağız. Konuğum bütün bu büyük yükü omuzlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Yavuz Saltık. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Merhabalar, hoş bulduk herkese. Ben öncelikle her zaman olduğu gibi konuğumuz hakkında bilgi vermek istiyorum, tanıtmak istiyorum biraz. Yavuz Bey 1972'de Trabzon'da doğdu. Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. 96-2001 yılları arasında Strateji Mori Araştırma Şirketi'nde araştırma uzmanı ve GFK Araştırma Şirketi'nde saha müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2002-2010 yılları arasında belediyelere freelance olarak danışman hizmeti verdi. Bu süre zarfında birçok seçim kampanyası yönetti. Arı Hareketi, Kader, International Republican Institute, National Democratic Institute, Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği'nin çalıştığı eğitimci olarak yer aldı. 2004-2009 yılları arasında Infacto Research Workshop adlı araştırma şirketinde danışmanlık yaptı. Ulusal dergi ve gazetelerde sports marketing, sporda şiddet ve fanatizm ve Türkiye'de taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlandı. 2009-2011 yılları arasında bir radyo kanalında Öteki Trabzonspor adında bir programı hazırlayıp sundu. Bahçeşehir, İzmir Ticaret, Bilgi, Arel Üniversiteleri ve Plato Meslek Yüksekokulu'nda siyasal iletişim, seçim kampanyaları, lider yaratmak, kampanya yönetimi, spor araştırmaları ve sporcu iletişimi başlıklarında misafir hoca olarak dersler verdi. 2012 ve 2015 yılları arasında Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak kamuda göreve başladı. 2019 yılında önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine de vekalet etti. Trabzonspor Fikir Kulübü kurucu üyesi. Yavuz Saltık'ın 2008 yılında siyasal iletişime yönelik Tanrım Beni Başkan Yarat adlı bir kitabı var. 10 Temmuz 2019'dan itibaren de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atandı. Yavuz Bey çok renkli, evet. Çok çeşitli, heyecanlı bir çalışma hayatımız var. Sanırım bu da zaten şu anki görevinize inovatif bir şekilde yansıyor. Çünkü görüyoruz ki İstanbul'da son dönemde sosyal hizmetler farklı bir şekilde tanımlanıyor. Ve buna uygun olarak da bu çerçevede de ilginç yeni uygulamalar yapılıyor. Ama sadece sosyal hizmetler de değil, baktığımız zaman kendinizi nasıl, yani sosyal hizmetler dairesinin kendini nasıl tanımladığına baktığımızda şeffaflık, işbirliği, veriye dayalı karar alma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramları da aslında daha öncekinden farklı tanımladığınızı ve bu tanıma sadık kalarak da çok da kısa sürede aslında çok ilginç uygulamalar yaptığınızı görüyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız bugün. Kısacık vakitte bütün bu konular, kavramlar hakkında size bir sürü sorular soracağım. Ama önce sosyal hizmetleri nasıl tanımlıyorsunuz gerçekten? Bir onunla başlayayım istiyorum. Buyurun lütfen. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar bu fırsatı tanıdığınız için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sosyal hizmet kavramı toplumda gelir adaletsizliğinin getirdiği sorunları en aza indirmek için yapılan hizmetlerin tümüdür. Bu şekilde tanımlayabiliriz aslında sosyal hizmeti. Biz yaşam koşullarının iyileştirilmesi için, kalıcı çözümlerin üretilmesi için, toplumun tüm kesimlerinin toplumun ürettiği pastadan eşit pay alması için çalışan bir daire başkanlığıyız. Özellikle dezavantajlı kesimlere eşitlik ve adalet anlayışıyla bu hizmetleri götürmeye gayret ediyoruz. Pandemi gibi aciliyet arz eden süreçlerde sosyal yardımları direkt yardım şeklinde ulaştırıyoruz ama aslında hedefimiz tüm bu kesimler için, dezavantajlı kesimler için hem kalıcı hem de sürdürülebilir hizmetler, politikalar üretmek. Çok güzel. Pandemi demişken pandemi gerçekten çok ilginç bir süreç oldu yerel yönetimler için. Hem birçok kısıtlarınız oldu ama bir yandan da belki de bu kısıtlardan da kaynaklanan fırsatlar da çıktı karşınıza. Biraz konuları paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Aslında pandemi sürecinde hem toplum sağlığının gözetilmesi hem de bu süreçte oluşan ekonomik darboğazların hızlıca aşılması gerekiyordu. Sağlık kısmı özellikle merkezi hükümet tarafından yürütülen bir hizmet malum. Ama İBB olarak bu dönemde ekonomik zorluklar yaşayan, hatta artarak yaşayan, işsizliğin de eklendiği bir zincirleme etkiyle bizim daha fazla ihtimam göstermemiz gereken bir alan oldu.
bize gelen gıda yardım paketi taleplerinin hemen hemen hepsine koşarak yardım ettik. 560 bin paket sadece belediyenin satın aldığı yardım paketlerini dağıttık. Bunun dışında askıda fatura, market çeki, anne bebek paketi, halk süt gibi dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Tabii sürecin kendisi hayatın akışını çok fazla değiştirdiği için bize çok büyük engel de oluşturdu bir taraftan. Çünkü uzun süre evlere kapanıp sosyal hayatta bütün bağlarını askıya alan vatandaşlarımız ekonomik olarak bir zorluk yaşarken psikolojik olarak da bu anlamda çok fazla etkilendi. Biz 2020 yılı hedeflerimizin bir kısmına bu nedenle biraz ertelemek, askıya almak zorunda da kaldık. Ama bizim açımızdan fırsat olan kısmı sosyal hizmet götürdüğümüz bu dezavantajlı gruplarla kurmuş olduğumuz ilişki oldu. Tabii gönül bu pandemi sürecinin uzun sürmemesini, dünyada ve ülkemizde de bir an önce sonlanmasını istiyor. Dayanışmanın en güzel örneğini bizim çalışanlarımız sergiledi. Ve kapı kapı dolaşarak kendileri de risk altında olan insanlar olarak, tabii en çok sağlık çalışanlarımız etkilendi Türkiye'de bundan, ama sosyal hizmet çalışanlarımız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiç ara vermeden ev ev kapı kapı dolaşarak bu yardımları insanların evlerine ulaştırdılar. Ve İstanbullular böyle bir zor günde beni düşünen, bana ulaşan, kapıma kadar bu destek paketlerini getiren bir genel yönetim olmasından dolayı mutlu da oldular. O da bizi çok mutlu etti. Sadece gıda yardımı değil, psikolojik destek hattımızda da evdeki insanların psikolojisini de yönetmeye çalıştık. Özellikle sosyologlarımızın tespit ettiği acil ihtiyacı olan hanelere bu yardım götürme ilişkimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz bir taraftan. Zaten kendimize hedef olarak koyduğumuz pek çok proje de aynı zamanda bu kesime yönelik, bu dezavantajlı kesime yönelik olduğu için pandemi sürecinde bu ilişkilerin daha hızlı, daha fazla haneyle kurulması ve bizim de bu ilişki modelini test etme şansımız oldu. Dediğim gibi umarım bu bir daha tekrarlanmaz, ama tekrarlandığında bu konuda tecrübesi olan bir ekip olarak İstanbullulara yine koşulsuz, şartsız destek verecek bir yerel yönetimlerinin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Sizin zaten yaklaşımınız herkese ulaşmak. Bu pandemi birazcık hızlandırmış gibi oldu. Evet. İstemedik böyle olsun, ama çünkü hazırlığımız olan bir alan değildi. Çünkü hani deprem ya da diğer afetler, sel ve o tür şeyler İstanbul için bilinen, ya da terör bilinen durumlardı, ama böyle bir durumu kimse beklemiyordu tabii. O yüzden de hazırlıklı olmak, ekipleri motive ederek, saha operasyon yeteneğinizi geliştirerek yapmak çok önemliydi. Meslek elemanlarımız da bu işi başardığımızı düşünüyoruz. Çok güzel. Elinize sağlık. Gerçekten kolay bir şey değil. Bu kadar büyük bir kentte bu kadar çok mobilize etmek bütün araçları ve çalışanları gerçekten çok büyük iş. Çok teşekkür ederim. Bir İstanbul'da olarak da bu pandemi sürecinde belediye olarak verdiğiniz hizmetler için. Bir yandan da yeni bir kadın olarak da yine gözlemlediğim bu toplumsal cinsiyet eşitliği son günlerde de iyice kötü nedenlerle belki, ama en azından kamuoyunun gündemine giren bir konu olduğu için sizin de bu konudaki niyetiniz ve çabanız da çok somut şeylerle görülüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili de belediyenin yine sosyal hizmetlerin altında yaptığı çalışmalar var. İstanbul'u kadınların hayatını daha eşit kılmak için ne yapıyorsunuz? Evet. Kadına yönelik şiddet şu anda toplumumuzun en önemli sorunlarından biri. Son olarak vahşice katledilen Pınar Gültekin vakası hepimizi derinden üzdü. Bu öyle geçiştirilecek, göz ardı edilecek, ertelenebilecek bir sorun olarak önümüzde değil. İstanbul Sözleşmesi bu anlamda bizim için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi için, daire başkanı olarak benim için, bir kız çocuğu, iki kız çocuğu babası olan bir insan olarak da, birey olarak da, ayrıca benim için sorumlu bir yurttaş olarak da, hangi vasfımla olursa olsun hepsi
açısından baktığımızda bir önemli bir konu olarak ele almamız gereken bir konu. Sözleşme tartışmaya açıldığı bir dönem içerisindeyiz aslında. Sözleşmeden geri atmakla ilgili başlayan bu tartışmaya tamamen karşıyız. Tam anlamıyla uygulanmasa bile var olan yasal güvenceden geri adım atılmasını istemiyoruz. Bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız altında bulunan Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz İSADEM'ler aracılığıyla İstanbul'daki kadınlarla yakından ilgilenen bir birim. 2020 yılı hedeflerimizde bizim cinsiyet eşitliğini sağlama hedefine yönelik pek çok çalışmadan oluşuyor. Bunlardan Kadın Danışma Birimi, Kadın Dayanışma Evi, Kadın Destek Hattı, Kadın Emeği Ofisi, Yuvamız İstanbul, Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi ve İstanbul 95 bu yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalardan birkaçı. Özellikle İstanbul 95'te 0-3 yaş arası çocuğu olan dar gelirli ailelere evlerine yapılacak ziyaret temelli bir program. Bu manada bir taraftan kadının danışma birimi şiddete maruz kalan kadınların özel bir hat aracılığıyla bize ulaşabilecekleri, kendilerine psikososyal ve hukuki destek sağlayacağımız bir birimimiz. Bunu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz, lansmanını yapacağız. Diğer yandan sığınma evi sürecini tamamlamış çalışan ya da çalışabilecek durumda olan kadınlara kendi evlerinde yeni bir hayat kurmadan önce ekonomik ve psikolojik destek sağlayan bir kadın dayanışma evimiz var. Birkaç tane daha açmak için yine girişimimiz var. Kadın Emeği Ofisi ile girişimci kadınlara kaynaklarla buluşturma gibi bir misyonumuz olacak. Bunun çalışmaları yapılıyor. Başkanımızın eşi Dilek Hanım özellikle bu konuda son derece hassas ve kooperatifler üzerinden bir çalışma modeli hayata geçireceğiz. Yuvamız İstanbul özellikle 3-6 yaş arası çocukların, dezavantajlı ailelerin çocuklarının annelerinin sosyal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak için geliştirdiğimiz bir proje. Bu Yuvamız İstanbul'daki projesindeki kreşlerden 15'ini bitirdik. Aslında açılışa hazır halde, yani eşyalarıyla, oyuncaklarıyla, mutfağıyla, mobilyalarıyla, her şeyle hazır. Lakin pandemi süreci onu da biraz etkiledi malum. Bu anlamda 15 ile başlayacağız ama kademeli olarak 150 kreş açma hedefimiz var. Biz bu merkezlerimizin adını çocuk etkinlik merkezi olarak koyduk. Yani kreş demiyoruz, çocuk etkinlik merkezleri diyoruz. Bir taraftan da çocuk koruma ve koordinasyon birimi kurduk. Burada çocuklara yönelik ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici hizmetler veriyoruz. Gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önceliği gerçekten kadınlar ve çocuklar. Kadının ve çocuğun görünür olduğu bir büyükşehir hayalimiz vardı bizim. Bu anlamda bir de iki eğitim destek paketinden bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi okullar açılırken özellikle şehit, yetim çocukları, engelli çocukları na yönelik eğitim yardım, nakdi yardım yapıyoruz. 300 liralık bir yardım yapıyoruz. Yaklaşık 95 bin İstanbullu çocuğa. Bir de başkanımızın yeni seçim vaatlerinden bir tanesiydi. Üniversite öğrencilerine eğitim desteğimiz olacağını söylemişti başkanımız. 2019 ve 2020 yılına sarkan bir tarafı da oldu. Toplam 30 bine yakın üniversite öğrencisine de eğitim desteği sağlamış olduk. Bu anlamda ama hedefimiz bizim İstanbul'da 75 bin üniversitede öğrenciye eğitim desteği sağlamak olacak. Çok güzel. Yani biraz aslında kent yoksulu olarak tariflenen gruplar içinde ayrıca destekler. Siz yardım demeyi çok sevmiyorsunuz galiba. Destek. Gelir gelmez o tanımı değiştiriyor. Yardım, bilmiyorum siz de katılır mısınız ama şöyle bir alt üst ilişkisi gerektiren, veren el, alan el, zengin, fakir gibi bir
kavramları da içinde barındıran bir şey. Oysa evet. biz destek kelimesiyle, çünkü destek kelimesi daha kapsayıcı, daha az inciten ve sosyal devlet olmanın gereği olarak da kullanmamızda da bir sakıncası olmayan bir kelime. Ben destek kelimesini kullanmayı sevdiğimiz için gelir gelmez adı yardım kartı olan kartımızın adını da destek kartına. Bütün terimleri de, tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece yönetimi değişmedi. Yönetim anlayışı değişmedi. Dili de değişti. Bu kapsayıcılık bizi hem heyecanlandıran, hem toplumun şimdiye kadar duymadığı kelimelerle tanışması ve sosyal destek politikamızın bu üslubuyla toplumu nasıl kapsadığını insanların görmesi açısından da bizim için heyecan verici bir alan oluyor. Bunun da fark ediliyor olması, sizin gibi akademisyen ya da sivil toplumda ya da kamuda ya da vatandaş tarafında fark ediliyor olması bizi ayrıca da mutlu ediyor tabii ki. Emin olun fark ediliyor. İyi yapılan işler, kötü işleriniz fark ediliyorsa iyi işler de fark ediliyor ve takdir edilmeli gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ben yine bir İstanbul'da olarak. Çok güzel bir şey gerçekten dokundunuz. Sadece anlayış ya da pratik değil, bu kelimeler de dönüştürücü özelliğe sahip. Ben şimdi buradan aslında diğer kavramları biraz geçmek istiyorum. Örneğin şeffaf ve adil iletişim yapılacak, yapıyoruz gibi bir ifadeniz var. Şeffaf ve adil iletişim ne demek? Evet, bu şeffaflık kavramı biliyorsunuz bazı kavramlar böyle trend olup moda olup bir zamanlar kurumsal iletişimdi, işte dijitalleşmeydi, Z kuşağı gibi böyle bazı kavramlar zaman zaman ortaya atılır. Biraz böyle iyiliş edildikten sonra kavramın içi boşalır ve gerçekten de boş bir kavram olarak insanların kullanmaya başladığı kelimelere dökülür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında şeffaflık, bütün yönetim ruhu, yönetime ruh veren, içimize işleyen, yaptığımız işin iş kültürüne yansıyan bir şey olmasını amaçladı başkanımız. Seçim meydanlarında da bunu çok sık ve defaatle, ısrarla, takipçisi olarak söyledi. Her söyledikçe de bizim üzerimize yük olarak aldığımız bir kavramdı bu. Şeffaflık ve adalet bizim olmazsa olmaz kavramlarımızda. En çok bunlardan bizler çektik. Bize yapılan gibi davranmama sözümüz, ahdımız var ve öyle davranmayacağımızı ifade etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan tüm harcamalar, işe alınma kriterleri, işte bu eğitim yardımı verdiğimiz, işte üniversitelere destek yardımı verdiğimizde uyguladığımız kriterler, bütün bu kriterlerin her birinde İşe alım süreçleri şeffaf bir odada canlı yayınla yayınlanan, bütün ihaleleri neredeyse canlı yayınla yayınlanan, insanlara ulaştırılan, meclis oturumlarının artık İstanbul'da bir meclisin olduğu, İstanbul halkının adına verilen bütün kararların o mecliste verildiğini ve o kararların orada hangi usullerle, hangi yöntemlerle, nelere dikkat edilerek alındığını göstermesi açısından Büyükşehir Belediyesi'nin meclisini canlı yayınlayarak, milyonların yani televizyon, ulusal televizyon kanallarının izlenmediği kadar insanların İBB TV'yi izlemesindeki temel motivasyonun bu şeffaflık yüzünü görmesi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda biz şeffaflık ve adalet kavramıyla beraber liyakat kavramını da İstanbul'un, Türkiye'nin gündemine taşıdık. Bir ihaleyi şunun yakınına verelim ya da şu partiliye verelim anlayışı bizim için artık tarih oldu. Umarım bu belediyeyi bizden sonra da kimler yönetecekse bu anlayışın egemen olduğu, yasalar önünde kim hak ediyorsa o ihaleyi onun alabildiği ya da işe onun girebildiği bir dönem olur. Bizim bu anlamdaki geçmiş dönemin yanlışlarını görerek yapmış olduğumuz bu uygulama, almış olduğumuz bu ders herkese de emsal teşkil eder. O yüzden ruhuna şeffaflık işlemiş bir yerel yönetim olarak asla iş yapma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz bu kavrama sıkı sıkı sarılacağız. Bundan asla ama asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü en çok biz bu şeffaflık ve adalet kavramından
çektik. Adaleti ve şeffaflığı sadece kent değerlerini, rantını paylaştırmak adına değil, iletişim olarak da toplumun her kesimine, herkesin ulaşabileceği alanları yaratmak olarak da görüyoruz. O anlamda bu kavramla yaşayan ve bu kavramla bu belediyeyi yöneten bir yönetim olarak anılmak istiyoruz. Anlıyorum. Zaten anladığım kadarıyla bir sonraki soruma da geçiş olsun. İşleri paylaşarak, işbirlikleriyle yapmak, kentin farklı paydaşlarıyla beraber hareket etmek gibi bir şeyiniz de var, bir yaklaşımınız da var. Bunu da çok net olarak yine web sitemizden kendinizi nasıl tanımladığınıza baktığımızda işte akademisyen, sivil toplum, özel sektör, yani kent paydaşı olarak saydığımız farklı gruplarla işbirliği yapılacaktır diye bir ifade var. Ben şimdi bu konularla da ilgili çalışan biri olarak bu işbirliğinin çok farklı tanımları olabiliyor belediye kent paydaşı işbirliklerinin. Kimi daha demokratik tanımlar oluyor, kimi daha demokratik olmayan o kavramdan uzak tanımlar oluyor. Ben merak ediyorum, sizin bu işbirliği yapılacaktır diye hazırlarken baştan yeni yapıyı nasıl tanımlıyorsunuz bu işbirliğini? Bir de bir örnekler paylaşmanız mümkün mü? Çoktan başladı mı? Tabii ki yaptığımız her işi işin uzmanı olan, işin ehli olan kurumlarla yapmayı kendimize ana felsefe olarak belirlemiş bir yönetimiz. Sizin de söylediğiniz gibi benim daire başkanlığım şanslı bir daire başkanlığı. Ben kendimi biraz öyle addediyorum. 5 müdürlük var bana bağlı. 4'ü kadın müdürlerimden. Ve her biri kendi alanında uzman ve bizim tarafımızdan seçilerek o göreve getirilen insanlar. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde başkanımız göreve geldikten sonra Sivil Toplum Koordinasyon Birimi diye bir birim kurduk. Özellikle İstanbul'daki sivil toplum alanında faaliyet gösteren her biri bir ihtiyaçtan doğmuş kurum ve kuruluşlarla onların ihtiyaçlarını görülmesi, topluma ürettikleri değere ve faydaya bizim de katkı sunacağımız bir zemin, sorunlarını dile getirebilecekleri, muhatap bulabilecekleri, çözüm noktasında kendilerine en kısa ve en faydalı şekilde dönebileceğimiz bir sivil toplum koordinasyon birimi kurduk. Bu birimi çok önemsiyor başkanımız ve bu birimin yapacağı çalışmalardan bir sivil toplum kuruluşları hemşeri çalıştayı yaparak işe başladılar zaten. Onun raporlarını sunduk. Orada çok güzel fırsat alanları, iyileştirme alanları tespit ettik. Onları hayata geçireceğiz. Ayrıca örnek vermek gerekirse mesela Yuvamız İstanbul'da biz bu projeyi iş ortaklarımız, partnerlerimiz olan Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEL ve Boğaziçi Üniversitesi ile beraber kotarıyoruz. Her iki saygın markanın, kuruluşun aklını, tecrübesini, vizyonunu, marka değerini içine kattığımız bir proje bizim çocuk etkinlik merkezlerimiz, Yuvamız İstanbul markamız. Hem dünyadaki iyi uygulamalar, iyi örnekler, hem Türk insanının geleneksel yapısı, aile yapısı, örf ananelerinde dikkate alarak Türkiye'ye özgü bir modeli hayata geçirdiğimiz bir iş ortaklığı yaşadık. Hem AÇEV'e hem Boğaziçi Üniversitesi'ne buradan sizlerin aracılığıyla çok ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu bir toplumsal ihtiyaçtan kaynaklı soruna en az bizim kadar taşın altına elini koyarak bütün imkanlarını bu alanda seferber ederek baktıkları bir proje oldu. Bizi çok mutlu etti bu projedeki işbirliği. O anlamda sadece bu Yuvamız İstanbul projesinde değil, başka projelerde de yine iş partneri olarak seçtiğimiz, çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarının bizim hayatımıza gerçekten dokunmasını, toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşları olarak da bizi yönlendirmelerini hem istiyoruz, hem bekliyoruz, hem de o süreçten kendimizi ayrı tutmadan bir süreç yönetmek istiyoruz. Çok güzel. Bu işte tam da etkileşimli. Yani gerçekten aslında çok akıllıca da bir şey yapıyorsunuz. Yani bütün yükü tek başına üzerine almaktansa zaten yapılacak işin uzmanlığına sahip diğer ama farklı perspektiflerden kurumlarla işbirliği yapmanız her kurumun çıkarına en çok da sizin çıkarınıza aslında. Çünkü sonunda siz
en çok aslında bizim çıkarımıza İstanbul'da. Evet. Ama bize bu hizmeti sunan yerel yönetim olarak sizin de çıkarınıza. Dolayısıyla hani hayalimiz bütün yerel yönetimlerin aslında bu tip bir işbirliği modelini benimsemesi. Belki bu açıdan da diğer belediyelere örnekleri yavaş yavaş başlamaya başladı aslında Türkiye'de de. Ama yine İstanbul Belediyesi genelde öncü oluyor, lider oluyor bu konularda. Bundan bir sene önce masanın öbür tarafında yani yönetimde söz sahibi olmayan bir İstanbullu olarak ihtiyaç duyduğumuz ne varsa hangi anlayış? Yani ben o masada otursam benim neye ihtiyacım vardı diye bakıyoruz. Sivil topluma ihtiyacım olur, kanaat önderlerine ihtiyacım olur, akademisyenlere ihtiyacım olur. Onların aklını belediyenin aklına dahil etmek gibi temel bir ihtiyacımız var bizim. Çünkü her şeyi biz biliriz, biz yaparız anlayışından kaynaklı bir yönetim felsefesinin ülkeyi getirdiği ya da bizi getirdiği yer sağlıklı bir yer olamaz. Bunu biliyoruz, bunu yaşadık ve gördük. Çok o yüzden bütün akılları kendi aklımıza dahil etmek istiyoruz. En akıllı biz değiliz. En yetenekli biz değiliz. Ve en çok iş yapabilir, kendi aklımızda en çok iş yapabilir kurum da biz değiliz. Biz bütün bunların kümülatif toplamıyla bir şeyiz. O yüzden herhangi bir sivil toplum kuruluşunu, akademisyeni ya da alanında değer üreten herhangi bir kişiyi biz sürecimize katmadığımız zaman kendimizi eksik görüyoruz. Çok haklısınız. Bence bu gerçekten doğru bir yaklaşım. Bu arada belediye hiçbir aktör tek başına en akıllı değil. O akıllar bir araya gelince zaten manalı bir şey çıkıyor diye. O yüzden gerçekten bu hayalimizde keşke olsaydı dediğimiz işbirliği modeli aslında. Buradan en son bölüme geçeceğim. Çünkü gerçekten buna da çok bağlantılı bir şekilde veriye dayalı karar alma. Yani aklıma esti yaptım, canım istedi yaptım değil. Verinin, çıplak verinin işaret ettiği konulara, ihtiyaçlara göre karar alma, politika yapma ile ilgili de bir yaklaşımınız var. Çok net bir şekilde bunu da yine dairenizin altındaki halkla ilişkilerde biriken veriyle stratejiler kurulacaktır diyorsunuz. Buna hep sorularımı sizin kendinizi tarif ettiğiniz cümlelerle şey yapıyorum. Çünkü gerçekten çok mutlu olarak okuyor insan bu alanlarda çalışınca bu tip şeyleri. Karşılıklarını işte en yetkili kişiden duymak için bütün bu sorular. Bu neyin verisi toplanıyor bir kere halkla ilişkilerde onu merak ettim. Ve isterseniz bağlantılı bir sonraki sorum da çünkü artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Neyin verisini topluyorsunuz ve ne yapıyorsunuz bu veriyle? Ne kararlar alıyorsunuz? Biraz onu paylaşır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın altında Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz var. Müdürlüğümüzün Alo 153 Beyaz Masa diye bir markası var. Bilinen anlamıyla bir çağrı merkezi, call center. Günlük pandemiden önce 40 bin çağrı alan, pandemide 130 bine yakın çağrı alan. Şimdi pandeminin tırnak içerisinde hafiflemesiyle, ki hafiflediğine dair bir şeyimiz yok bizim bu arada, 70 bin bandına, 70 bin günlük 70 bin çağrı alan bir çağrı merkezi. Yerel yönetimle ilgisi olan konular kadar olmayan konularla ilgili de insanlar aradığı için doğru yönlendirme, bilgi verme, geri dönüş için ilgili daire başkanlığı ya da iştirak şirketini alarm vererek uyarma, onlardan geri bildirim aldıktan sonra vatandaşa geri dönme gibi bütün şikayetleri yönettiğimiz bir veri merkezimiz var bizim orada. Her hafta o verileri toplayıp ilgili daire başkanlıklarımıza, ilgili şirketlerimize, yöneticilerine sizinle ilgili bu hafta gelen şikayet, öneri ya da talepler bunlar. Bunların bu kadarını cevapladınız, bu kadarı bekliyor, şu kadarı işte şu şekilde çözüldü gibi basit ama onlar açısından keşfedici ve onlar açısından proje üretirken ya da bir hizmet üretirken yol gösterici bazı veriler sunuyoruz. Bu verileri sadece vatandaş bize telefonla ya da Alo 153'ü arayarak değil, pek çok sosyal medya uygulaması ve mobil uygulamalar üzerinden de bize iletebiliyor. Dolayısıyla bütün bunların her birinin toplandığı bir havuz var. Sosyal medya tarafından geliyor, WhatsApp üzerinden gelebiliyor, telefonla gelebiliyor. Sahada bulunan
Beyaz Masa ya da iletişim noktalarımız üzerinden fiziki olarak başvurabiliyorlar. Herhangi bir şekilde bize gelmiş olan bütün talepleri süzerek kentlinin ihtiyacını, önerisini önceleyen ve bu anlamda da onlara o öncelikle, o hassasiyetle geri dönüş yapabilme ya da karar alabilme süreçlerimizi bu verilere dayanarak yapabilme rahatlığını sağlıyor bize. Geçtiğimiz günlerde üst yönetime şöyle bir öneride bulunduk. Bu gücümüzü bilen bir müdürlük olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hangi birimde olursa olsun işe alınan yönetici, daire başkanı ya da müdür düzeyinde insanlar dahil olmak üzere aslında halkla ilişkilerde bir çağrı alarak başlatalım işe. İstanbulluyu bir duysun. Ne diyor iş? Vatan, hani kendisi için çalıştığımızı düşündüğümüz vatandaş ne diyor? Yani biraz çağrı alarak, insanların sesini duyarak, kızdığında nasıl konuşuyor, canı sıkkınken ne söylüyor, morali bozukken ya da keyifliyken nasıl davranıyor, onu da duysun istiyoruz. Kendi işiyle alakalı olabilir bu ama diğer yandan da belediyenin herhangi bir işiyle alakalı olabilir. Ya da şehriyle alakalı bir sorun olabilir, muhatabı belediye olmayabilir ama biz istiyoruz ki gerçekten de hizmet ettiğimiz insanların belki hepsini göremeyebiliriz, hepsini duyamayabiliriz ama bir kısmıyla canlı da temas etsin istiyoruz. Bu anlamda böyle bir önerimiz oldu. Kabul gördüğünü gördük. İstanbulluyu dinlemek adına İstanbulluyu yönetenlerin de özellikle çağrı merkezine bir uğramasını isteyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunu lansmanını mutlaka yapacağız. Sizin gibi zaten bir araştırma, yani biyosunu okuduğumuz zaman birçok araştırma şey gibi veriyle haşır neşir olmuş yıllarca bir kişinin zaten farklı bir yönetim yapacağını düşünemezdik. En son merak ediyorum. Bu topladığınız büyük veriyi açmayı düşünüyor musunuz? Açık veri formatında paylaşmayı düşünüyor musunuz İstanbullularla? Bir konuya da değinerek buna cevap vereyim isterseniz. Biz şimdi mesela bu pandemi sürecinde gıda destek paketi için tüm talepleri Ali 153'te topladık. Sonra o verileri adres bazlı kümeleyerek, çünkü bir taraftan da bunları dağıtacağız ama adreslere kümelemek, bir optimizasyon yaparak nereye, hangi ekip, kaç kişilik bir planlama yaparak ne kadar araç çıkacak, kaç kişi gidecek, bir ekip kaç tanesini dağıtabilir gibi bir takım hedefleri, planlamaları o şekilde yapabildik. Mesela geçtiğimiz günler bunu 7 gün 24 saat üzerinden yaptık. YKS ve LGS sınav sonuçları açıklandı. Bir süredir eğitim verdiğimiz personellerimize, ALÖ tercih hattıyla öğrencilerimize tercih yaparken yardımcı olabiliyoruz. Bazı kent meydanlarında standlar kurarak bu işin uzmanlarıyla bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Sadece İSKİ, İETT ve İGDAŞ gibi vatandaşa çok fazla dokunan şirketlerimiz var biliyorsunuz. Bizim çağrı merkezimizde bu üç kurumumuza, üç şirketimize ait dedike personel çalışıyor. Sadece uzmanlık alanı İSKİ, İETT ve İGDAŞ olan personellerimiz çalışıyor. Bir yandan İstanbul'da işte sineklerle mücadele diye adlandırdığımız vektörle mücadele kısmı var. Onu organize ediyoruz. Ama burada İPA'dan, İstanbul Planlama Ajansı'ndan, İstanbul İstatistik Enstitüsü'nden ve bütün bu süreçleri yöneteceğimiz sosyal politikalar merkezimizden ürettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde üretilen bütün veriler, halkla ilişkilerdeki veriler de dahil olmak üzere bu kurumlarımıza aktarılıyor. Oralar İstanbul'un sorunlarına, kanalına, çevre, deprem, işsizlik ve pek çok sorunlara yönelik veriler üretiyorlar. Bu verileri insanlarla kitapçıklar olarak ya da web sayfasından paylaşıyoruz. Veriye İstanbul'da, biz seçim kampanyasında en çok İstanbul'un verisine ulaşmakta zorluk çektik. Kaç kişi olduğumuzu bilmiyorduk. 16 milyon muyuz, 17 milyon muyuz, 12 milyon muyuz bilmiyoruz. Ne kadar kadın var, ne kadar çocuk var, bunların ne kadarı hangi sosyoekonomik statüde yaşıyor? Biz İstanbul için topladığımız bütün verileri ihtiyacı olan toplumun bütün kesimlerine açacağız. Çünkü bu şehrin bizim dışımızda da veri üreten, çözüm üreten kişilere, kurumlara bizim üzerimizden o sorunları çözdükçe yük alıyorlar. Bizim üzerimizden yük almalarına izin vereceğiz o verileri paylaşarak. Tabii ki bir araştırmacı olarak
bundan daha büyük keyif alacağım bir alan olmazdı. Ve araştırmaya dayalı karar alma süreçleri, verilerin yönetimi herkese açık olmalı ki İstanbul'da gerçekten de yeni bir yönetimin felsefesi değişik, toplumu her kesimini kucaklayan, ötekisi olmayan bir İstanbul'u yaratan ve insanlar arasında ayrım yapmadan bir kapsayıcı dil kullanan, eşit şartlara, eşit haklara ulaşamayan bireyleri önceleyen, hak temelli bir yerel yönetimi insanların tanımasını istiyoruz. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz çok yüksek. O yüzden keyifle de bir taraftan da bunları yaparken de keyif alarak yapıyoruz. Harika. Yavuz, evet. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Yani bu sohbete başlamadan önce zaten çok mutluydum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetlerle ilgili anlayışının ve uygulamasının değiştiğini kağıt üzerinde ya da işte küçük kentli olarak uygulamalarla gördüğüm için, ama bunu planlayan kişiden gerçekten de sözde kalmadığını, uygulamaya geçtiğini hem anlattıklarınızdan hem de heyecanınızdan çok net gördüm. Gerçekten yüreğimi sular serpildi. Çok teşekkür ederim. Umarım daha da bundan sonraki projelerinizde de böyle başarılı uygulamalarınız olur, işbirlikleriniz devam eder. Ve biz de kentliler olarak, İstanbul hepimizin girişimi olarak, şehri hepimizin kılmak için çabalarımızda size destek olabiliriz. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben de size, sizin aracılığınızda bütün İstanbullulara ya da bizi izleyen Türkiye'deki tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizin ve tüm vatandaşların da bu vesileyle bayramını kutlamış olayım. Ötekisi olmayan bir İstanbul için çalıştığımızı, herkesi kucaklayan, herkese kapıları açık, erişilebilir, kadın ve çocuk dostu, dezavantajlı bireyleri önceleyen ve insanları yardıma bağımlı olarak kalmakla övünen değil, yardım yaptığımız kişi sayısını azaltmakla övünen bir yerel yönetim olmak için İstanbul'a söz vermişti başkanımız. Biz o söz yerde kalmasın diye 24 saat, 365 gün çalışacağız. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız ve herkesi, ama herkesin mutlu olduğu bir İstanbul için elimizden gelen bütün güçle çalışacağız. Bunun sözünü veriyorum biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür. İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin de bugün İstanbul'un değişen sosyal hizmetler anlayışını en yetkili kişisiyle konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.